durağımız Boğazlıyan. Boğazlıyan'da Yenikışla köyündeyiz ve yanımızda Yozgat ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Sayın Nevzat Yıldırım var. Başkanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz bizi böyle güzel bir mekanda ağırladığınız için. Bize Yozgat ve ilçelerinde yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız? Tabii. Birliğimiz 2007 yılında kurulmuş. Tabii daha öncesini biraz daha tarihçesini anlatak Yozgat'ın koyun ve keçi yetiştiriciliği bakımından. Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayın eti Yozgat'tan gidermiş. Çok güzel yaylalarımız varmıştı. Bu yaylalarda tabii çok güzel kekik, çok güzel otlar varmıştı. Dolayısıyla da yetiştirilen hayvanın eti çok lezzetli ve güzel oluyormuştu. Ve buradan tercih ediliyormuştu. 9 yılda birliğimiz faal olarak çalışmakta. Yozgat genelinde 250 bin anacımız var. Bunlar tamamen yerli ırk. Akkaraman ve Akkaraman Kangal variyeteleri tabii. Yerli ırk. Başka da ne diyeyim? Birliğinizin üye sayısı? 2000 civarında üyemiz var. Yozgat genelinde. Yozgat genelinde, evet. Bu sektörün zorlukları neler? Koyun keçi yetiştirmenin zorlukları. Evet, bu sektörün zorlukları en başta mera olayı. Evet, gördüğümüz alan gerçekten çok zor bir alan. Evet. Hiçbir tane ağaç yok, kıraç bir alan. Evet. Ve hayvanların otlaması için yeşillik yok. Evet. Ona rağmen siz burada bu işi yapıyorsunuz. Evet, yani şu araziyi de çekerseniz nasıl yaptığımızı... Gerçekten Türkiye'ye örnek olsun. Evet, evet, evet. Ama ırkımız çok iyi işte, çok dayanıklı. Evet. Çok az bir otla, çok az bir suyla hale gençlerin küçük baş yetiştiriciliğine ilgisi nasıl? Hemen hemen hiç yok gibi. Neden? Gerçekten bu işi yapmak çok zor. Dediğimiz gibi işte mera olayı yok. Hayvan, bu hayvan genelde dışarıda, açık havada, merada yapılacak bir iş. Yani içeride yapılacak bir iş değil. 9-10 ay dışarıda mesela. Evet, dediği gibi 9 ay, 10 ay dışarıdayız. Dolayısıyla buna arazi lazım, iş gücü lazım. Arazi bulsan iş gücü bulamıyorsun. Gece gündüz 24 saat dışarıdasın. Sürekli takip etmek lazım. Gençler de, şimdiki gençler de buna biraz zor olduğu için, zaman ayırmak gerektiği için hiç ilgilenmiyorlar. Peki çoban konusunda yaşadığınız sıkıntı var mı? Bakanlığın sürü yönetim yeni. Evet. Sürü yönetim. Bazı çalışmaları var. Sizin bu konuda yaşadığınız sıkıntılar var mı? Biz bu sene aşağı yukarı 50 tane sürü yöneticimiz bakanlıktan destek aldı. Evet. Bildiğiniz gibi 5000 lira bir sürü yönetici desteği var. Fakat 512 kişiye sertifika verdik. İl müdürlüğümüzle birlikte şey alan çok azdı. Sürü yönetici desteği. Neden derseniz tabii şey yok. Sigorta olayı var. En az 5 ay sigortasını yatırması gerekiyor. Bundan dolayı birçok çoban yetiştiricimiz bundan faydalanamadı. Bu da büyük bir kayıp. Çok büyük kayıp, evet. Yani bizim ya da bakanlığın isteklerini yerine getiriyorlar fakat destek alamıyorlar. Bu da tabii sırf bu işin içinde Tarım Bakanlığı yok. Sosyal Güvenlik Kurumu var, İşkur var. Dolayısıyla da birbiri arasında da iletişim bulmayınca yetiştirici mağdur oldu. Bu sene birçok yetiştiricimiz mağdur oldu. Sorunlarımız yem fiyatlarının yüksek olduğundan biz kışın sıkıntı yaşıyoruz. Ne kadar da olsa da peki, çoban... Peki siz neyle besliyorsunuz koyununuzu? Biz normal saman, yonca, mısır silajı. Bu da imkanların doğrultusunda. Yaparsan oluyor. Yoksa yem, arpa, yem fiyatları yüksek olduğundan pek kazancımız olmuyor. Ha bir de et fiyatları büyüdüğü zaman satamıyoruz. Sattığımız
zaman et fiyatları düşük olduğundan tüccar geliyor, en ucuz fiyattan alıp gidiyor. Ama o yüzden biz de sağ olsunlar Damızlık Birliği Başkanımız bizi projelendirdi. Bir tek ondan memnunuz, işin aslına gelirse. Peki sizin gibi bu şekilde proje yapan kaç kişi var? İki kişiyiz. İki kişisiniz. İki kişiyiz. Bundan sonraki hedefiniz, önümüzdeki yıllar için projeleriniz neler? İnşallah sürüyü yükseltmek, nasip olursa elit sürüye geçmek istiyoruz. Nasip kısmet olursa inşallah da o da olacak. Yapacağımızdan eminim yani. Elit sürüyü başaracağız. Böyle örnek bir Yozgat'ta inşallah kayıtlara geçeceğiz yani. Halk arasında yine bir şey var, çobana kız verilmiyor. Yozgat'ta bu nasıldı? Yozgat'ta bu doruk yapmış, zirve yapmış durumda gerçekten. Yaşadığınız bir örnek var mı? Evet, boş durun, evinde koyun olana kız vermiyorlar şimdi. Evinde evet. Koyun olana kız vermiyorlar. Evet, evet. Evet. Siz yaşadınız mı böyle bir şey? Ben yaşamadım da yaşayan arkadaşlarımız çok mesela. Anlatır mısınız bir tane örnek? Vallahi şu an anlatayım size. Ama şahit olduğumuz çok yani, koyumuzda genellikle. Ne diyorlar? Ya malım var, maşı var mesela yani. Geldiğimizi çok iş koymuş. İşte işten gücden, affedersiniz, pislikten başını kaldıramaz. Yani kışın biz buna bakarken içeride şuraya kadar zıvra kapamıyor yani. Ama emek olmadan yemek aynen yok öyle. Yani. Ama emek vereceksin ağır. Ki aynen. Rahata kavuşacaksın. 9 ay biz bunun arasında gidiyoruz, 4 ayda içeride besliyoruz. Günde 4 öğün girmek şartıyla. Sabah 9'da, öğle, akşam. Bizim bu mallarımız günlük 100 torba saman diyor. Kış bakımı da zor. Aynen öyle. Kuzlama dönemini evde geçirdikleri için bakım biraz daha zor. Peki devlet desteğin ne durumda? Küçük başta. Üreticiler başta, gerçekten yeterince destek alabiliyor mu? Tabii yani biz şöyle söyleyeyim. 2015 yılında bakanlık olarak 22 lira hayvan başına destek verdi. Biz de bunun %10'unu kestik. Yani daha doğrusu doğrudan vatandaşa yatırıldı. Yatırılanlar üzerinden de vatandaştan %10'unu geri talep ettik. Neden? Tabii bildiğin ihtiyaçlar için, işte çalıştırdığımız personeli, birlik giderler için olması lazım. Olmazsa evet. Olmaz. İnşallah önümüzdeki yılda bakanlık belli bir kız birliğin alacağı kısmı birliğe, geri kalanı vatandaşa yatıracak ve yetiştiriciyle birliği karşı karşıya getirmeyecek inşallah. Biz bunu talep ediyoruz. Bakanlıktan böyle bir talebiniz tabii, tabii, var. Tabii evet. Yani peki bu talebinizi bakanlığa bildirdiniz mi? Tabii merkez birliği aracılığıyla evet bildirdik. İnşallah zaten bakanlık da böyle bir karar aldı da kararname çıktı. Fakat oran düşük. Peki Sayın Yıldırım, MERA kanunuyla ilgili gerçekten son dönemde 2015 ve 2016 yılları arasında yapılan bazı değişiklikler var. Bu da köylerdeki üreticileri tedirgin ediyor. Evet. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Şöyle söyleyeyim, gerçekten iyi bir konuya değindiniz. MERA'yı en çok kullanan biziz. Küçükbaş yetiştiricileri, evet. Koyun kuzu yetiştiricileri. Bakın yani şu arazide büyükbaş MERA'dan faydalanamaz. Otlakiye'den faydalanamaz. Niye? Bu koyunun, keçinin öyle bir dudak yapısı var ki ince, kıl gibi ot bile ondan faydalanır. İşte bizim burada yetiştirmemizin en büyük esprisi bu. Her türlü ottan, en ufak ottan faydalanıyor. Ama şey faydalanamıyor, büyükbaş. Evet. Biz bu bakımdan avantajlıyız. Fakat en çok MERA'yı kullanan, en çok MERA'ya ihtiyacı olan bir kurum olarak MERA'da bizim hiç adımız, ismimiz yok. MERA komisyonlarında yer almıyoruz. Bunu bakanlığa defalarca söylediğimiz halde böyle bir çalışma yapılmadı. Bu da gerçekten Türkiye genelinde çok büyük bir kayıp. Peki bakanlığın size verdiği cevap ne oldu bu doğrultuda? Valla yani biz birçok merkez birliği aracılığıyla girişimde bulundular. Fakat sonuç ulaşılmadı yani. Durum ortada.
en azından gerekiyor? Çözüm yapılması gereken il komisyonlarında, vali beyin ya da il müdürlüğünün başkanlığındaki komisyonlarında ziraat odaları yer alıyorsa bizim de yer almamız lazım. Ziraat odalarında gerçekten bizim daha öncelik verilmemiz lazım, değil mi? Evet. Yani biz bir yetiştiriciyiz ya, doğrudan yetiştiriciyiz. Bakıyorsunuz bazı komisyonlarda ticaret odası yer alıyor. Ya biz hayvancıyız. Kararı birlikler de orada bulunsun, birliklerin de söz hakkı olsun. Esas işi yapan insanları konuşturmuyorlar. Komisyonları almıyorlar. İşte burada sıkıntı. Yani bakanlıktaki yetkililerin masa başında değil, sahada evet, çalışarak bu sıkıntıları görmesi gerekiyor. Aynen. Fakat bir çözüm getirilmiyor. Peki ıslah projesi yaptığınız bir çalışma. Evet, ıslahta 4 tane projemiz var. Islah projesiyle birlikte küçükbaş yetiştiricilerle disiplin geldi. Ben öyle diyorum. Nasıl bir disiplin geldi? Nasıl bir disiplin geldi? 3 tane ayağı var bunun. Bakanlık ayağı, üniversite ayağı, yetiştirici ayağı. Şimdi yani akademik ayağı da var. Tabii üniversiteden. Bu sene bir şey için, hastalık çalışması için Selçuk Üniversitesi'nden 4 tane profesör aynı anda bir ağına giriyor. Yani bunu istersen 10.000 hayvanınız olsun, trilyon verseniz getiremezsiniz. Kesinlikle. Bu gerçekten çok büyük bir olay. 4 tane profesör geliyor bir aşı çalışması için, ağıl ağıl dolaşıyorlar. Yani nasıl faydalı olabiliriz? Ne yapabiliriz? Vatandaşa, yetiştiriciye bir sürü öğüt veriyorlar. İşte hayvanınızın ağılını sık, daha az hayvan koyun. Yani birçok konuda yardımcı oluyorlar. Ha, disiplinden gelince de koç katımı olayı olsun, koruyucu aşılama olsun. Bu konuda üniversiteden gelen hocalarımızdan çok değerli bilgiler aldık. Ve bunun sayesinde de mükemmel hayvanlar yetiştiriyoruz. Önceden 30 kilo geliyorsa 40 kiloya çıkardık. Peki çok güzel bilgiler aldık dediniz. Bu bilgiler doğrultusunda sizin doğru bildiğiniz yanlışlar nelermiş? Mesela biz boyunu çok yani döküyoruz ahırlara. Mesela hocamız geldiğinde uyardı. Yani 100 tane değil 80 evet, tane evet, olması. Evet, metrekare bir koyun olmasını söylemişti. Evet. Yani bu gibi şeyler. Küçük detaylar aslında, önemli detaylar. 100 metrekarelik bir ağla koymuşlar 100 tane hayvan. Dolayısıyla sık olunca kuzu da alamıyorlar. Kuzu zayiatı oluyor. Ama 80 tane olunca hiçbir kuzu zayiatı olmuyor. Yani bu hem ekonomik de zarar. Yozgat'taki programımıza Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı TAGEM Koordinatörü Doçent Doktor İrfan Daşkıran'la devam ediyoruz. Sayın Daşkıran, sabahtan bu yana çiftliklerimizi geziyoruz. Dün de Yozgat Tarım İl Müdürlüğü'nde bir istişare toplantısı yaptınız. Bu toplantılarda ve gezdiğimiz çiftliklerde karşılaştığınız sorunlar neler diye sorsam. Öncelikle tabii ben teşekkür ediyorum size, şahsınızda ait olduğunuz kuruma. Şimdi bizim toplantılar rutin toplantılarımız. Yani bu her yıl projenin nasıl gittiğine dair bir bilgilendirme ve bilgi alışverişi toplantısı niteliği taşıyor. Buraya geldiğimiz vakit bu ilde proje yürüten proje liderlerimiz, proje liderlerinin yanı sıra proje teknik elemanı, il müdürlüğü ile birlikte projenin bir kısa değerlendirmesini yapıyoruz. Projedeki herhangi bir sorun var mı? İşte herhangi bir sıkıntı var mı? Bunu bu toplantıda masaya yatırıyoruz. Bunu çözüm önerilerini geliştiriyoruz. Bazı yetiştiricilerimiz elinde olmayan sebeplerden projeden çıkmak zorunda kalıyor. Doğal olarak yetiştiricilerimizin de nasıl çıkabileceğini eğer haksız bir veya mevzuata uygun bir çıkma durumu veya talebi varsa o zaman da bu konudaki yasal mevzuatı uygulayaraktan cezai bir yaptırımı ceza var mı? Yaptırımımız var. Tabii biz bu projede iddialı olduğumuz hususlardan bir tanesidir bu. Biz projeye girerken yetiştiricilerimize yaptığımız sözleşme gereği üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek zorundalar.
bu yükümlülükleri yerine getirmedikleri vakit projede o güne kadar yaptığımız ödemeleri, emekleri karşısında yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde vereceğimiz parayı yasal faiziyle geri alıyoruz. Bu bakanlığın destekleme politikalarında apayrı bir yer tutuyor. Çünkü parayı verdik, bundan sonra ne olur demiyoruz. Eğer yükümlülüğünü yerine getirmemişse, iş yerini yapmamışsa o parayı yasal faizle yetiştiricimizden tekrardan devletimizin kasasına geri tahsil ediyoruz. Peki efendim, Yozgat'ta bu ve bunun gibi kaç tane proje hayatta şu anda? Şu anda Yozgat ilimizde 4 tane projemiz var. 3 tanesi Akkaraman ıslah projesi, bir tanesi de kıl keçisi projesi. Bu projeleri de Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden 2 tane akademisyen hocamız, profesör ünvanına sahipler. Bu hocalarımız yürütüyor. Birliğimizde de 3 tane teknik elemanımız sahada veri toplama, yetiştiriciyi eğitim ve bilgilendirme konularında görev yapmaktadır. Peki bundan sonraki hedefleriniz neler? Özellikle Yozgat için. Evet. Şimdi şöyle tabii, buraya biz hep şunu söylüyoruz. Veteriner hekim ve ziraat mühendislerinin sahadaki sorunlara çözüm bulabilmesi için sahayı iyi bilmesi lazım. Bu ne demek? Biz sahada olmalıyız. Buraya geldiğimizde her gün her bölgeye özgü sorunlarla karşılaşıyoruz. Buraya geldiğimizde de yine Yozgat'a özel bir takım problemleri tanıma fırsatı bulduk. Bunlara da çözüm geliştiriyoruz. Örneğin nedir burada, bu problemler? Birkaç tane örnek verir misiniz? Hayvan sağlığıyla ilgili biraz önce sabah da sizinle beraber gittiğimiz işletmede hayvan sağlığı ve koruyucu sağlık önlemleriyle ilgili bir takım problemlerden bahsetti yetiştiricilerimiz ve bunları yine birlik ve proje lideri hocalarımızın uygulamalarıyla koruyucu aşılama hizmetleriyle aştıklarını söylediler. Bu güzel bir başlangıç bizim için. Yine çok hoşumuza gitti. Bu yetiştiricimiz, biraz önce siz de duydunuz, dışarıdan bir işte damızlıkçı işletmeden, kamu kurumuna ait bir damızlıkçı işletmeden Akkaraman koç adaylarını aldığını söyledi. Ve de kendi koçlarının çok daha iyi performansa sahip olduğunu, morfolojik yönden ve görüntü olarak, canlı ağırlık olarak daha iyi olduğunu bize ifade etti. Tabii bu bizim açımızdan sevindirici. Bu da projemizin ne kadar isabetli olduğunu ve sahada yetiştirici tarafından ne kadar takdir gösterdiğinin, gördüğünün bir sonucudur. Bu da bizi mutlu ediyor. Ama şu bir gerçek, dün de yine beraber il müdürümüzle yaptığımız görüşmede il müdürümüz de ifade etti. Bizim için bu da sevindirici bir gelişme. Projeye katılan yetiştiricilerimizle katılmayan yetiştiricilerimizin hayvanları arasında ciddi bir fark olduğunu bize söyledi. Nasıl bir fark var ikisinin yani, arasında? Tabii şimdi şöyle bir en belirgin, en bariz. Yani biz burada canlı ağırlık, yani et üretimini arttırmak için büyüme gelişme çalışıyoruz. Doğum ağırlığında ve de 3 aylık sütten kesim ağırlıklarında arada ciddi fark olduğunu söylüyor. Bu ciddi fark nedir? En az 3-4 kilogramlık bir canlı ağırlık farkı var. Bu 3-4 kilogramı da paraya vurduğunuz zaman hayvan başına hakikaten yetiştiriciye 20 liradan kesimi şu anda canlı kabul etsek 23,5 lira civarında 3 kiloda 60 liralık yetiştiriciye hayvan başında bir somut çıktısı katkı sağlamışız bütçesine. Bunu bir de ülke ekonomisine vurursanız hakikaten bunlar et krizinin veya et açığının olduğu şu günlerde büyük bir önem arz ettiğini düşünüyoruz. Zaten projenin çıkış amaçlarından biri de odur. Türkiye'nin et ihtiyacının, kırmızı et ihtiyacının karşılanmasında küçükbaş hayvancılığı sektöre, et üretimine katkısını arttırmak bizim en önemli amaçlarımızdan bir tanesi. Tamamını kapatmayı düşünmek tabii çok ciddi bir iddia olur ama kuşkusuz Avrupa'da koyun varlığında ikinci sırada, keçi varlığında birinci sırada olan ülkemizin bu açıdan çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bunu geliştirerek de ülkemizin özellikle et sorununa çok büyük bir katkı sunacağını farkındayız. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki efendim, ben size çok teşekkür ediyorum. Ederim. Programımızı kapatmadan önce Toprak TV izleyicilerine ve bu işe gönül vermiş üreticilerimize mesajınız ne olur? Burada her şey yetiştiricinin, yani yetiştiricinin yenilikleri, modern üretim teknikleri, kendi işlerini kolaylaştıracak ve yapacağı basit uygulamalarla hakikaten üretime çok ciddi pozitif yönde katılacak.
katkı sağlayacak yöntem ve tekniklere gerçekten itibar etmesi, bunlara ilgi göstermesi lazım. Bunun da temel yolu eğitimden geçiyor. Hakikaten teknik uzmanlarla iletişim kuracak. Bakın sizin gibi tarım alanında, medyada birçok kuruluşumuz var. Buraları gerçekten takip etsinler. Sizlerin hazırladığı programlardan belki çok küçük sayılacak ama üretimde çok büyük sorunlara veya sebep olacak bazı önlemleri almak mümkün olacaktır. Bunlar önemlidir. Eğitim diyoruz. Eğitim, bilgilendirme sahada çok büyük öneme sahip, özellikle hayvancılıkta.